Canlı yayın top bizde de sizlerle birlikteyiz sevgili Ümit Özat Hocamla. Süper Lig'in 3. haftasında pazar etabının son maçı Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında fırtına gibi oynadığı ve gol olup yağdığı 5-0 biten maçın tüm detaylarını konuşacağız. Pozisyonlarını konuşacağız. Görüşler Mourinho dahil olmak üzere açıklamalar ekranlara gelecek. Canlı yayın bağlantılarımız olacak ve tabii ki Fenerbahçe Kulübü'nün bir son dakika açıklaması var. Maçın hakem ekibiyle alakalı hepsinin eline boyuna konuşuyor olacağız. Ama dün gece tüm Türkiye'ye maalesef kötü bir haberi ilk ve doğru kaynaktan duyuran sevgili Ümit Özat hocam. Başta kendisi olmak üzere ki ben yanındaydım olay olduğu anda. Maalesef Beşiktaş için, Fenerbahçe için, Bursaspor için, tüm Türkiye için, Türk futbolu için, Avrupa futbolu için ve tabii ki Almanya için çok önemli bir karakter, çok önemli bir insan, çok önemli bir futbol adamı hayata gözlerini yumdu. Christoph Daum aramızdan ayrıldı. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına bas sağlığı diliyoruz. Tüm Türk futbol ailesine bas sağlığı diliyoruz. Gerçekten büyük bir üzüntü yaşadı tüm Türkiye, tüm Türk futbol ailesi. Onunla ilgili kısa aslında ne kadar ne görüntü koysak, ne anlatsak yetmeyecek ama biz de kendi içimizden gelen duyguları bir iki görüntüye dökelim istedik. Küçük bir veda klibi hep bizi izliyor olacaktır. Hep futbolun içinde anılıyor olacaktır. Futbol devam ettiği sürece ama en azından bu klibi ona buradan göndermek istedik. Öyle veda etmek istedik. Onu bir izleyelim ardından programa başlayalım. Çok unuttuğumuz belki de son yıllarda iyice hafızalarımızdan ve hayatımızdan çıkan bir kavramı getirmişti. Fair play. En iddialı olduğu zamanlarda bile gerek rakip takım teknik direktörleriyle, camialarıyla, taraftarlarıyla Hiçbir zaman kötü bir diyalog yaşamadı. Hep söylemek istediğini kendi ustubuna göre ve karşı tarafı rencide etmeden söyledi. Hakikaten e, uzun yıllar Türkiye'de kaldı. Hep deriz ya buraya gelen tüm yabancılar için gerek teknik adam gerek oyuncu o bizden biri. Ama o gerçekten e, bizim çok ötemizde e, bizden daha çok bizden biri olmuştu. Tekrar mekanı cennet olsun Ümit hocam. E, sen duyurdun sosyal medya hesabından dün gece ilk kez. Ve bütün medya kuruluşları, Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübü de dahil olmak üzere. Herkes senin bu bildiriminden sonra tek tek mesajları yayınlamaya başladı. Çok önemli vakitler geçirdin. Kendin de Twitter'da attığın mesajda söylediğin gibi sana da çok şey kattı, Türk futboluna da çok şey kattı. Ama dün itibariyle aramızdan ayrıldı, ebediyete tikal etti. Konuşman zor biliyorum. Hislerin de yoğun ama bu görüntüler eşliğinde senden bir iki cümle istiyoruz. Christoph Daum'la ilgili olarak öyle başlayalım programa. Ya bazen böyle çok çok böyle hışkıra hışkıra ağlamak istersin ama ağlayamazsın. Şimdi gol sevinçlerine falan bakıyorum. Evet senin için de çok zor. Ee, tahmin edebiliyorum. Hem burada hem Almanya'da çok değerli vakitler geçirdiniz. Ee, Köln'de başladı 1986'da. Stuttgart'ı zirveye taşıdı. 93-94'te Beşiktaş'ın başına geldi. Hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi iki kez olmak üzere toplandı. Üç şampiyonluk yaşadı. Ümit Hoca'nın da şu anda tabii duyguları çok yoğun. İlk kez biz programdan çıktıktan sonra dün gece daha yüzümüzdeki makyajı silmeden, üstümüzü çıkartmadan geldi telefon Ümit Hoca'ya, Almanya'dan. O da tabii teyit etmek için bir iki telefon görüşmesi daha yaptı, tam olarak netleştirmek için. Şu anda da büyük bir duygu yoğunluğu yaşıyor tabii. Bu görüntüleri de izledikten sonra yıllar çabuk geçiyor. Gerçekten çok kıymetli, çok önemli sadece futbol olarak açılışta da söylediğim gibi klipten sonra sadece futbol olarak değil insanlık açısından da son yıllarda fazlasıyla bu şiddetli rekabetin içinde unuttuğumuz birçok önemli değeri önemli insanlık değerini bu topluma aşılamıştı. Tatbik ederek aşılamıştı. Söylemekten daha çok eylemleriyle bunu başarmış bir teknik adam. Herkes güzel anılarla hatırlıyor ki en kıymetli şey bence bir insanın devri daimini bitirdikten sonra arkasından söylenecek sözler. Bu noktada da müthiş bir teveccüh, müthiş bir sevgi ki bu kadar ağır ve tekrar tekrar söylüyorum son yıllarda hiçbir değeri de içinde barındırmayan bir rekabet yaşıyoruz özellikle futbolda. Tüm bu karanlık ortamın içinde müthiş nadide bir çiçekti. Tekrar tekrar mekanı cennet olsun. Başta tabii sana, ailesine, tüm onunla birlikte değerli vakit geçiren o dönemde talebelerine, oynayan futbolcularına, yöneticilere, başkanlara, herkese Allah sabır versin. Gerçekten çok kıymetli bir teknik adamı. Hem biz hem de dünya futbolu kaybetti ama çok tabii zor günler geçiriyordu. Senin de hocam yaptığın telefon konuşmalarına tanıklık ettim. Hani bir noktadan sonra çektiği acılar, o acıları dindirmek için verilen yüksek dozdaki morfinler, bazen insan öyle bir noktaya geliyor ki Artık o noktadan sonra o dinmesini istiyor. O da son bölümde bunları çok arzu etmiş diye sen konuşurken hocam ben de tanıklık ettim. Müsaadenle de burada aktarıyorum. Çok emeği var bende. İnanılmaz yani. Çok ne desem boş. Herhalde beş yılımı geçirdim onunla. Evet. E, önemli şampiyonluklara imza attı önemli izler bıraktı. önemli kaçırdığı şampiyonluklar var ki o kaçırılan şampiyonluklar yıllar geçse konuşulacak. Şimdi Türkiye'de sevgili Murat Kosova ile yayın yaparken de bunu konuştuk da bazı şeyleri böyle içine atarsın atarsın bir yerde patlar. Böyle bir, bir anda inanamıyorsun. Senin samimiyetini milyonlar biliyor hocam zaten sen dün akşam Türkiye'ye. bugün de hiç öyle şey yapmadım ama Tabii bu sarılma görüntüleri falan gözümün önüne gelince tutamadım. Kusura bakmasın seyircilerimiz. Hakikaten bende çok emeği var. İnanmak istemedin haber gelince. Onun da üç tane kupa kaldırdım. İki tanesi burada bir tanesi Köln'de. Yani bir abim gibiydi. Babam gibiydi. O kadar günlerimiz geçti ki. Yani herhalde beş yıl boyunca herhalde ailemizden çok birbirimizi gördük. Bu beş yılın şöyle söyleyeyim sana. Herhalde haftanın üç günü kavgayla, gürültüyle geçerdi. Eleştirirdi. Ama hep daha iyi olmam için. Bilirdi eleştirdiği zaman daha iyi olacağımı. Ama onu ben neler çektiğini biliyorum. Şeyde Murat Kosova ile de anlattım. İşte Doğu Almanya'dan bu tarafa geçişi, Leverkusen'deyken yaşadıkları, bir şampiyonluk orada son dakika, iki şampiyonluk son dakika Fener'de. Ve bunu tekrar etmek istiyorum. Hani şimdi bir şey vardır. Bilirsin hep birilerinden iyi olduğunu bilirsin. Ama senin hataların, başkalarının hatası, senin çalışmana veyahut da oraya gelmene müsaade etmez. Davum da kendisinin iyi antrenör olduğunu biliyordu. Davum bir rakip takımı izlerken veyahut da bir hocayı izlerken Davum'un sadece bir gün Köl'de oturuyoruz. O ben Murat Kuş. Sadece bana Guardiola'yı met ettiğini hatırlıyorum. O dönem Guardiola da Bayern'deydi. Onun dışında hiçbir antrenöre böyle gıptayla baktığını baktığını görmedim. Çünkü kendinin yeterliliğinin farkındaydı. Allah rahmet eylesin. Ama inşallah şimdi bir kere daha söyleyeyim vizem olmadığı için gidemeyeceğim. En kısa zamanda ama en kısa zamanda onu ziyaret edeceğim, ailesini ziyaret edeceğim. O ülke futbolu için bir değerdi. Ülke futbolunda 3 tane şampiyonluk yaşamış bu ülkede 6 yıl çalışmış, belki bir Türk'ten daha çok Türk olan bir adam için bir dakika bile yaz tutmayı maç öncesi düşünemeyen Türkiye Futbol Federasyonu kınıyorum. İlla Türk olması lazım değil yaz tutman için. Kimler için yaz tutuldu? Onlara da Allah rahmet eylesin. Aklınıza gelmiyor mu ya? Bu mu yani? Sadece sosyal medya hesaplarından yani? bir mesaj yayınladılar. Herkes gibi. Ama %100 bu mu yani Böyle bir prosedür varsa... Christoph Daum için bir dakika, bir dakika yaz tutmak çok mu zordu ya? Anında reaksiyon alacaksın. Dün gece bu haber duyulduğu andan itibaren bugünkü ben, maçlarla başlayacaksın. Türkiye Futbol Federasyonu bas sağlığını 9 saat önce diliyor Bülent. 9 saat önce. Sen kocaman bir kurumsun ya. Bu kadar zor mu? İki satır. Bir tanenizin aklına gelmiyor mu? Sabah erkenden atamıyor musun bu başsağlığı mesajını? Bir dakika saygı duruşu çok mu ya bu adama? Ne diyeyim abi? Hele ki bu akşam Çaykur Rize-Fenerbahçe maçı da varken iki kere şampiyon yaptığı... Ve az önce klipte de yayınladığımız gibi Fenerbahçeli olduğunu her fırsatta deklare eden, futbol antrenörlük hayatı bittikten sonra da en son Türkiye'ye ziyarete geldi. En son ne zaman e, görüşmüştün fiziken birebir? Vallahi çok işte, iki sene oldu galiba. Sene. Yani şimdi o süreç biliyorsun, yani bu iki senede kolay da bir süreç değil, hayat bu. Allah kimse de emanetini bırakmıyor. Herkesten emanetini bir gün alacak. Hepimizden alacak. Biliyorsun o süreçte ben de babamı kaybettim. Allah Allah. E, o gitmeler, gelmeler. Kendisi zaten bir yıldır bu sıkıntıyı yaşıyordu. Vefat etmeden bir gün önce de zaten ağırlaşmış. İkinci kemoterapide de doktor yani e, yarıda bırakmış. Çünkü vücudun kaldırmayacak demiş. Söylemiş kaldırmıyor demiş. Eee bir kere aldım Murat Kuş'la beraber bir telefon diyaloğumuz oldu galiba. Onun dışında yine onun yanındayken bir Köln'de görüşmüştük. Bizim ortak noktamız hem Fenerbahçe hem kön. İki Tabii. yerde de şampiyonluk yaşadık. O benim için çok başka bir adamdı. Ben de çok emeği olan bir adamdı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Kolay bir şey değil. Ama insanların da insanlıklarını unutmamalarını istiyorum. Böyle bir adama bir dakikalık saygı duruşunu bile çok görenlere söyleyecek çok şey var da söylemek istemiyorum. Bir birine saygı duruşu yapmanız için illa Türk olmasına gerek yok. Bu ülkeye hizmet etmiş, çok önemli işler yapmış, iki takımda i̇nsandır. üç şampiyonluk yaşamış insandır. Niye diyoruz? Yaradanı severim, Yaradılan'dan ötürü. Yaradılanı severim, yaratandan ötürü. Niye diyoruz? Ya bu adam ülke futboluna yıllarca hizmet etti ya. İlla Türk mü olması lazım? Oradaki kriter gerçekten anlamak mümkün değil. Hani orada kimse bana bir şunu bir sürü Insan ya. var. O iste, istemediği gibi bir, bir durum kişi senin dediğini söylemeli, de. teklif etmeliydi bence yani. Ve Abi canım ya. ya. Kimsenin aklına gelmemiş olamaz bu yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de sıradan bir isim değil. Yani Kesinlikle şunu söyleyeyim bak Enke takım arkadaşım yine o bir intihar girişiminde bulunmuştu. Ben kömdeki o Hanover'deydi intihar girişiminde bulunduğunda. Tabi o ara takımında oynuyordu ayrı bir şey. Statta cenazesi kaldırıldı. Anma töreni yapıldı. Kesinlikle iç sahadaki maçta, önümüzdeki ilk maçta Davum'un anısına Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geç de olsa o saygı duruşunu yapması ve onu anması lazım. Ya maçlar gelir geçer. Yenersen birazdan yine konuşacağız. Her şeyi unutacağız, konuşacağız. Hayat devam mı diyor? Ama bazı şeyler bakidir. Anlatabildim mi? Onun için Fenerbahçe Spor Kulübü'nden beklentim Cuma günü ilk maçta davumu gerektiği gibi anmaları, saygı duruşunu Geç de olsa yapmaları hatta çok sıcak gelişti dünle bugün arasında bir maça daha iyi olsa onun anısına siyah formayla çıkmaları bana göre tarihe geçecek bir karar olur. Umarım yaparlar. Bu tarihi çağrıyı da yapmış oldun. Büyük ihtimalle de yankı bulacaktır, kendileri, cevap da bulacaktır. kendileri bilir. Ölüm herkese var. Kimse bu dünyaya kazık çakmıyor. Vefa sadece bir semt adı olmamalı ah, diye klişe bir söz vardır. Tam da zamanı. Kimse bu dünyaya kazık çakmıyor. Evet e, yine futbol konuşacağız. Sevgili Ümit Özat'ın dediği gibi, Ümit Hoca'nın dediği gibi. Ama öncesinde ben bu süreci bir iki dakika daha müsaade edersen tabii. şöyle uzatmak istiyorum. Hem o havamız da dağılsın hem senin çok da güzel anıların olduğunu da biliyorum. O da Türkiye'ye yaptığı son ziyarette yine e, hangi yayına katılsa gerek dijitalde gerek örgün medyada seninle ilgili içinde olduğun çok anılar anlatıyordu onun da sana karşı farklı bir sevgisi vardı hatta bugün hangi hesap bilmiyorum ama şimdi emeğe de saygısızlık etmeyeyim jazz futbol hesabı olabilir instagramda ee, bir dönem Fenerbahçe'nin hocası iken transfer listesi gördün mü hocam onu kendi el yazısıyla istemiş orada işte kimler var her pozisyonda 3 isim falan yazmış arkadaşlarımız onu bulabilirlerse jazz futbol instagram hesabında ya yani birinci ya ikinci paylaşımdır. Duruyordur hala. Senin de adın var. Böyle el yazısıyla yazmış bütün isimleri. Senin bize böyle anlatabileceğin, unutamadığın çok anı vardır tabii ama. Onu da böyle gülümseyerek hatırlayabileceğimiz. O da çok severdi. şan şakrak bir insandı. Gülmeyi, eğlenmeyi. Yüksek bir insandı tırnak içinde. Çok çok. Ee, anlatabileceğim bir anı varsa onu da dinleyip. Gündelik hayatımıza tekrar kendi dünyamıza döneriz ondan sonra. Ya şimdi sıcağı sıcağına nasıl anlatayım? O kadar anlar var ki. Bildiğin gibi yani kavga gürültülü anlarımız da var. Yani çok var. Yani ama inşallah bundan sonra hocamızı sık sık yad edeceğiz. Anlayacağız. Sık sık anlayacağız hem Eksen YouTube'da hem TV8.5'da. Aklıma geldikçe şimdi tabii bu engamede bu... Biraz senin de ruh halini değiştirmek istedim o yüzden sordum. Var çok var hele birisiyle bir var bir gazeteci vardı o zaman Mehmet Demircan mı onunla bir anısı var. Biraz biliyorum. güzel adamdı. Yani e, tabii ki herkesin seveni sevmeyeni vardır Bülent. Ama davmakaten hatıralarıyla da başarılarıyla da bu ülkeye iz bıraktı. Köln süreci nasıl oldu? Yani ilk ondan mı geldi? ondan geldi. Ondan geldi. Zaten o <laughs> o dönem zaten son senemdi. Zaten Zikoyla da çok sevişmiyorduk. Gittik orada da şampiyon olduk. Bir kupada oradan kaldırdık. Orada kaldırdık. Anlattım bunlar biraz önce Murat Kosova'yla. Sevgili Murat Kosova'yla yayında. O kadar anılarımız var ki. Hele Almanya'da. Hele Almanya'da o kitap olur. Kitap olur. Tek tek bunları dinliyor oluruz. İnşallah. Daha çok zamanımız var. Çok da program var. Hepsinde konuşuyor oluruz. O zaman müsaadenle tekrar biz kendi evet. gerçeklerimize dönelim. Ve Süper Lig'de üçüncü hafta. Tabii ki ertelenen maçlar vardı. Avrupa'da hafta içinde playoff, rövanş maçlarına çıkacak takımlarımızın maçları hariç karşılaşmalar oynandı. Şu ana kadarki durumu bir ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Cuma günü Alanya 1, Göztepe 1 açılış maçıyla başladı. Sivasspor kendi evinde Eyüp Spor'a 1-0 yenildi. Bodrum ligin yeni ekibi ilk galibiyetini aldı. 3-1 ile Konya Spor'u geçti. Pazar etabında Kasımpaşa kendi evinde 2-0 önde olduğu maçı 2-2'ye getirdi Adana Demirspor. Geriden geldi ve 2-2 bitti maç. Antalya Spor Alex de ilk galibiyetini aldı. Yine 2-0'dan 2-0 yenik olduğu karşılaşmada özellikle son bölümleri çok heyecanlı geçen 90 +5 verilip 90 artı 13 14 gören bir müsabaka verilen penaltılar iptal edilen penaltılar kaçan penaltı ve 3-2 kazanmayı bildi ve Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda Fretin yıldızlaştığı maçta, hat-trick yaptığı maçta 5-0'la geçmeyi başardı. Evet haftanın bay geçen takımı Beşiktaş'ta ama zaten Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir e, karşılaşmaları da ertelendi. Hocam Fenerbahçe ile başlayalım. Başlayalım kardeşim. Fenerbahçe'nin konuşulacak çok şey var. E, Mourinho'nun açıklamaları gelecek birazdan. Maçtan sonra konuşan oyuncular neler demiş onu göreceğiz. Fenerbahçe Kulübü'nün açılışta da söylediğim gibi bir açıklaması olmuş resmi hesaptan. İsterseniz onunla başlayalım hemen sıcağı sıcağına. Arkadaşlarımızdan rica edeyim. Hakem yönetimiyle ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün bir tepkisi var. Ekrana geliyor. Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek mantığı anlaşılamayan sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve varın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir. Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir. Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm ilgilileri hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmek sizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz. Şimdi <laughs> sevgili Bülent hakemi kurtaran skor oldu. Hatırlar mısın o Göztepe'de akreditasyonu olan şahsın başkanı arkadan vurma şeklini. Hı hı. Bugün Osterwold yapılan foul onun yani futbol takımı versiyonuydu. Bu da vara bile gitmiyorsun ya. Onun fotoğrafı var. Hemen gelsin sen söylemişken. Böyle kötü bir yönetim olamaz. Frete yapılan penaltı. İrfan Can'ı bir daha tekrar görmek isterim ama yani inandır gibi değil ya. Sen böyle penaltı nasıl vermezsin ya? Şimdi izlerken de dedin sen aynı dedin Göztepe'de yaşanan olay dedin. Bazı şeyler. Mesela biz geçen hafta Galatasaray'ı niye eleştirdik? Kazanırken bile bunu söylüyorlar. E, herkes söyleyecek bundan sonra. Kimse eleştirmesin. Bir de şimdi bakıyorum. Sevgili Gökhan'ı eleştiriyorlar. Hatalı golü herkes yer. E bu Gökhan bu Gökhan geçen sene Galatasaray'dan 6 gol yemedin mi? Yedi. E, yani e, futbolcunun kötü oynama hakkı var da kalecinin kötü oynama hakkı yok mu? Hemen bir Çapanoğlu arıyoruz biz. Anlatabildim mi? Maalesef böyle. Şimdi bakıyorum bazı yerlere işte gerçekleri konuşmak lazım. Bugün yani her kalecinin kötü müydü, kötü goller yedi maçlar olmuştur. Ama e, hatırlar mısın o gün yayında söylediğimde Galatasaray yöneticisi, Galatasaray hocası ne yapıyor? Çıkıyor bir hafta önce bu hakemleri sevmemiz gerekir derken bir hafta sonra bu hakem, var hakemlerin cezalandırılması gerektiğini söylüyor. İbrahim Başkan'a atıfta bulunarak. Tabii. Yine Fenerbahçe Kulübü dikkat edilmesi bir uyarı şeklinde söylemiş. E şimdi e, bu maç bir puan kaybıyla da neticelenebilirdi. O zaman bunların hesabını nasıl veriyor? Fırat'ın pozisyonu bak. Net ayağa temas bak. Görüyor musun? Bak net. Bileğin şekli değişmiş zaten. Anlatabildim mi? Ayağın içinden geliyor. Net bir şekilde. Bilmiyorum Fırat Hoca ne dedi. E, görmedim ama. Osterwolder'in pozisyonu alalım arkadaşlar. Net penaltı dedi Fırat'a. E. <laughs> net penaltı. Dön gel. Osterwolder'in pozisyonu. Olavoyin. Osterwolder. Bak. Oster pozisyonu. Bu. Bunu böyle anlayamayız tabii. <laughs> Bu hareketin bir de bitişi var. Şimdi bak. Bir önceki açıyı alalım. Şöyle kalksam olur mu? Tabii hocam. Şimdi Bülent gelme şansın var mı? Geleyim hocam. Şimdi bakın arkadaşlar. Gel. Ben kim olacağım? Osterwold mi olacağım? Şimdi ben tam senden fizikli olduğum için ben Osterwold'dayım. Tamam. Şimdi sen ben bak eğer ben seni gitsem ben tamam bak hocam. harekete bak. Ben seni gitersem <laughs> bayağı gittim hocam. Diyebilirler ki kardeşim ya ben seni iteyim. Ya çok affedersin. Üfle düşer derler. Tamam. Ya Osterwold'de şu fizikteki bir adamın yani dokunmasıyla bak eğer bu temas sert olmasa, Osterwolde'nin... Gel. Ya bak nasıl temas dokunuyor ki? Osterwolde sırt... Bak bel bükülüyor anlatabildim yerde mi? Yerde kaldı zaten. Tabii. Uzun süre. Bel böyle bükülüyor. Yüzü kuyu yapışıyor. Şimdi sen bunu vermiyorsun. Sen diyorsun ki fiziksel olaylara bakarak bile bırak içeriği. O fizikle o adam oraya düşüp kalıyorsa yerde buna bir bakarsın. E tabii canım. Niye düştü diye. Yani bir darbeye bakarsın. Şimdi Taş mı geldi ne oldu? Hadi burada görmedin. Var diye bir şey var. Varı niye koymuşlar? Git orada bak. Fırat Hoca buna da net penaltı dedi. Net penaltı. Doğru değil mi? Net penaltı. Ha şimdi gelelim hakemleri bu hale kim getirdi? Kim getirdi hocam? Hakemler şu anda cezalandırılma korkusuyla maç yönetiyorlar. Futbol Federasyonu Başkanı'nın insani hata olamaz. Orta hakem canlı yönetiyor hata yapabilir ama var yapamaz. Var yapamaz. Cümlesi varın ne yapıyor biliyor musun? Var risk alsa bir dert. Almasa bin dert. Ama şu mantık değil mi o zaman şu anda bu dediğinden yola çıkarak çekiniyorlarsa var bunu kırk açıdan falan incelemeliydi. İşte, tamam sorumluluğu ne yapıyor? Ortaya bırakıyor. Ortaya bırakıyor. Şuna incelemeye çağırmayan varı anlını karışlarım ya. Anlını karıştır. Değişik bir psikoloji anlatıyorsun. Ben Barakemi olsam senin anlattığın bu çıkış noktasından derim ki yukarıda. İbrahim Başkan'ı hatırlıyoruz. Daha 3 hafta oldu lig başlayalı. Bu adam nasıl düştü böyle? Kaç metre adam? Size belli. Ee, Bakalım derim. Tabii canım. Bir de İrfan'ın pozisyonu var. O var mı arkadaşlar? Var. Skor 5-0 iken ona ne dedi Fırat? Dakika ya? 78. Onu da penaltı gibi gördüm. Bak çok emin değilim ama ayağını bak ceza sahasının üstünde bak. Tabi devam ettiremediğimiz için. İrfan topu, topu dürtüyor. Şurada biraz Bak. üzülüyor, evet. Oyuncunun ayağı nerede abi? Oyuncunun ayağı nerede? İrfanın ayağının üstünde. Şimdi hakemlerimizin şunu bilmesi lazım Bülent. Skora göre faul veremezsin. Ya da vermemezlik yapamazsın. Yani 5-0 ya bunu da versem 6 olacak. Niye vereyim demeliksün yok kardeşim. 10-0'sa da 11 de vereceksin. Senin verdiğin örnekten yola çıkayım geçtiğimiz haftalarda. 80 hız sınırı varsa, 81'se herkese ceza vereceksin. Tabii ki. Şimdi, bak bu bir, bak. 3 tane net penaltı. Bu burada oyun 5-0. Şimdi geçen hafta. Bir de 46'da Cik'u var. Bu işin ikili avarajları, ikili avarajı kalma durumu da var. Sana soru. Bir daha gelebilir miyiz arkadaşlar İrfancan'ın pozisyonuna? Ümit Hoca'nın anlattığı deminkine. Evet. Maç burada. 0-0 olsa ne olacak? Ya Fenerbahçe olduğu için vermeyebilir ama penaltı. Verecek. Vermeli. Ya kim olduğunun bir önemi yok. Biz burada Fenerbahçe güzellemesi yapmıyoruz. Yok, takımları Kardeşim unut. Ben göster bu maçı bittiğinde. Mourinho'yu da en ağır şekilde eleştirdim hatalarından dolayı. Bugün de ikinci yarı Ceko her ne kadar golü atmış olsa da Ceko'yla ve Tadiç'le devam etmesi doğru değildi. Şimdi şunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi bak net bir şekilde. Şimdi neye göre karar veriyorsun? Skora göre. Kardeşim hakemlere her zaman şunu söylüyorum sevgili Bülent. Orta sahada verdiğiniz faul eğer ceza sahasında olduğu zaman penaltı vereceğiniz bir faul ise faul verin. Şimdi 3-0 Ufak bir temas. Nasıl oyun koptu. Mağlup takımın lehine ise verelim. Hayır kardeşim 0-0 iken vermeyeceksin. 3-0 iken niye veriyorsun? Bunu bilmek için ne yapmak lazım? Futbolu iyi bilmek lazım. Daha da ileri gideyim futbolun içinden gelmek lazım. Bu işin Fenerbahçe'si Galatasaray'ı yok. Tüm futbolu var. Futbolun içinden gelmeyen bir adam futbol oyna... Ha, Avrupa'daki her hakem futbolu mu biliyor? Futbol mu oynamış? Değil ama orada özne hakem değil. Maalesef burada hakemlerimizin dersine çok daha sıkı çalışması lazım. Yani şöyle geçiştiremezsin. Ya Avrupa'da bizim yaptığımız hataların bin katını daha yap. Ben diyebilirim yorumcu olarak. Bin katını yapıyorlar vermiyorlar ama burada niye biz eleştiriyoruz deme lüksün yok senin. Bu işin kitabı da olmaz. Bu işin ruhu olur. Kabul etmediğim bir konu var. Top sen de ortada top ben kurtardım. Sen de geldin bastın. O gün Fırat Hoca da söylemişti. Bu faul. Ha, sarı karttır. Neye göre sarı karttır? Neye göre nedir? Pozisyonun bana göre tehlikesine göre yani yakınsa belki verebilirsin. Vermelisin de. Şimdi arkadaşım yani ben sen niye skora göre maç yönetiyorsun ya? Senin böyle bir lüksün yok ki. Şuradaki İrfan Can değil atıyorum Gaziantep Galatasaray maçı olsa Barış Alper'e yapılsa yine aynısını söylüyorsunuz. Bir tık daha ileri gideyim. Stoperlerinin sarı varken sarısı varken Ceko'nun bileğin arkadan vurduğu pozisyon var. Şimdi 5-0'lık maçlarda bu tarz maçlarda genelde Hakem hatalar hep halı altına sürür. Kimse de açıklama yapmaz. Anlatabildim mi yani? Olmaması lazım. Esas burada göreceksin hatayı ya. Hatayı burada göreceksin. Aynısı yarın Fenerbahçe'nin aleyhine olsun. Bak. Dediğim pozisyon bu. Bilmiyorum. Gerçi ayağı altta kalmış. Ben hani biraz daha bileğe temas... Tabii bu görüntü yanıltır. Çok emin olmamakla birlikte bunu yüzde yüz demiyorum. Çünkü ben maçta bunu bileğe temas gibi gördüm arkada. Anlatabildim mi? Şu anda donuk bir kare olduğu için daha zor. Dolayısıyla <laughs> hakemlerin bu konuda daha tutarlı olması lazım. Senin şöyle bir hakkın yok ya bu maç 5-0 bundan sonra versem ne olur vermesem ne olur diye düşünme lüksün yok. İster 5-0 ister 9-1 sen görüyorsan vereceksin eğer doğruysa inanıyorsan. Ya şimdi mesela bir konu daha var hazır bunu da yapmışız yapmışken Bülent'le göstermek isterim. Ha ben de geleyim mi hocam? Gel. Şimdi mesela offside'de bir kural var. Ben diyorum ki topun oynandığı an eğer benim her ay, ben Bülent'i tam geçmemişsem bunun offside olmaması lazım. Benim topun oynandığı an Bülent'ten öndeki adam olarak Bülent'ten tam kurtulmam lazım ki yani aramızda bir fark olması lazım. Evet lazım. aramızda bir açık olma. Off, ben senden tam kurtulmamışsam. Şunları kabul etmiyorsun sen Tabii, parmak, saç, burun. Ya böyle bir offside olamaz ya bu futbolun doğasına karşı zaten. Bunu. Altı tane müptezel belirlemiş kuralı. Kim olduğu da belli değil. Anlatabildim mi? Bu işin bir doğası var ya. Hocam burun fark ediyor şimdi. Yani burun var burun var. Yok o... ayakkabısı, yok ayakkabının burnu, yok ayakkabısının bağı, yok forması, yani şimdi yok her... el, yok kol yani böyle olmaz. Kordonlu kemerli burnu olan var, burnu uzun olan var, kısa olan var, eli parmağı bir adım önde olan var. Ama tabii bu uluslararası bir yani karar olduğu için artık böyle uygulanıyor. Maça geçelim istersen. Çünkü bitmiyor abi. Bu işler bitmez. Bit, bitmeyecek hocam. Söylüyoruz her hafta. Daha da artarak devam edecek yani. Bitmez. Ama tabii bu işler bitmez. Ya şu şeyin de bitmesi lazım hocam. Sen onu kısa geçtin müsaade edersen bir dakika daha onu konuşmak isterim seninle. Bir iki daha. Yani burada biz kimsenin avukatı, savunucusu falan herhalde değiliz. canım. Kimseyle yani. de en ufak hiçbir bu anlamda gönül bağımız da yok. Bildiğimizi söylüyoruz. Çok özür dilerim. Hocam yani bu nasıl bir olay ya? Bir kaleci bir maçta 5 gol de yiyebilir. 8 gol de yiyebilir. 8 tane de kurtarabilir. Ulan, Net. Kurtarınca ne oluyor? Denemesi bedava ya. Yarın Galatasaray'ın Beşiktaş'ın da lehi, aleyhine bir faul. Lehine bu tarz hatalar, özür dilerim, aleyhine bu tarz hatalar olduğu zaman aynısını konuşmazsak o zaman bizi sorgulayın kardeşim. Denemesi bedava. Bak hocam. Denemesi bedava. Hocam öyle şiraze kaçmış durumda ki sosyal medyada sadece bu maç özelinde değil her programda bir ufak değiniyoruz. Sürekli de değinmeye devam edeceğiz. Çünkü orada yazmaya devam ettiği sürece bu tip şeylerde çığ gibi büyüyüp o linç ortamından nemalanan insanlar krallıklarını ilan ettikleri sürece bizim gibi inanan insanlar da söylediklerini devam edecek buralarda konuşmaya. Söylemeye devam edeceğiz. Hiç o konuda kimsenin şüphesi olmasın. Ben Gökhan Akkan olsam bu akşam oralara da bakıyordur elbette ailesi var bilmem. Yani her... Sen ne diyorsun? Bakmasak bile birisi atıyor. Bak böyle olmuş, TT olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Ya neler diyorsunuz ya çocuğa? Yani öyle iddialarda bulunuyorsunuz ki. Hani hakikaten o insan futbol... Trabzon kalecisi bıraktı ya, neydi ismi? Onur mu? Onur. Hakikaten futbolu falan bırakırsın hocam. Onları okuduktan sonra. Biraz da duygusal yönün ağırsa, bu işlerin etkisinde kalıyorsan... Ben sana bir Çıkmazsın şey bir daha sahaya. Boş yani. maçında Muslera'da hatalı gol dedik. Ya Herkes hata yapar hocam. Sen ne diyorsun? İyi, çok iyi kaleci çok kötü gol yer. Yemez mi? Ya bu her kaleci yer. Vardır bunlar ama bunu öyle kıyaslayamam. Şöyle kardeşim aynı kaleci geçen sene Galatasaray'dan da altı yemiş. Yani o da aynı. Ne fark eder ki? Yiyebilir. Bakıyorum şimdi şöyle. Rizesi bu da saygısızlık oldu. Sevgili Bülent. <laughs> Ya yani bir çok sen şiraze kaçtı her sene yani bu işlerde. Fenerbahçe'nin Rize'de 6 puanı garantiymiş. Ben niye demiyorum her sene Konya'da Galatasaray'ın 6 puanı garanti diye? Oynadı kazandı diyorum da sen niye diyemiyorsun? Hocam şimdi bu işler bu sene biliyorsun daha başka maçlar da var. Şimdi yani girmek istemiyorum o taraflara da bu sefer şimdi Galatasaray'ın oynadığı bir takımda aldığı sonuç geçen seneden başka görüntüleri ortaya çıkartabilir. Doğru mu? Nereye gelmek istediğimi anladın mı? Süper Lig'de. E şimdi Fenerbahçe'ninki başka yere, Beşiktaş'ınki başka yere. Biz böyle bitiremeyiz ki. Bunun sonu yok yani. Ne oynayacak kaleci bulabiliriz ne de senin dediğin gibi bir süre sonra hakem de bulamayacağız. Çok farklı bir noktaya gidiyoruz. Sosyal giriyoruz. medya bu işi bu hale getirdi. Bakıyorsun. Bak çocuk hatalı goller yemiş olabilir. Hatalı gol yemek. Baş... Abi Hata olacak ki gol olsun. Acayip kötü goller yediler da yok. ayrı. da Young Boys maçında hatalı evet. goller yedi. Şimdi Muslera'nın bütün geçmişini silecek miyiz? o göller yüzünden. Mümkün mü? Anlatabildim mi? Biz yani. konuştuk burada yapmayın dedik. Ya bu seviyede böyle şeyler olur mu ya? Konuşulan ya buna buna sebebiyet veren sosyal medya yorumcuları da var. Başka yorumcular da var. Kulüp yorumcusu olmayın kardeşim. Kulüp yorumcusu olmayın. Evet ben fena bakayım. Ama ben hatayı gördüğüm zaman ben söylerim. Ama göz göre göre kendi hatalarınızı konuşamayıp da başkasının hatası olduğu zaman ortalığı yangın yerine çevirseniz o zaman adalet mevhumunuz kalmaz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Her kaleci hatalı goller yer. Liva Livakovic geçen, geçen sene yemedi mi? Yedi. E, ee, yani çok uzak gitmeyen Muslera yemedi mi? Young Boys maçında. Yedi. Yemeyecek mi bundan sonra? Yiyecek. Bunlar da var futbolda. Bunlar var futbolda. Şimdi bakıyorsun çocuğun sosyal medyada çocuk top tweet olmuş. Bu çocuğun bir ailesi var, anası var, babası var, eşi var, çocukları var. Yani bu çocuk yarın tekrar maç oynayacak ya. Kolay mı insanlara böyle yafta yapıştırmak? Fenerbahçe maçı olduğu için söylemiyorum. Siz bunu derseniz ben demiyorum. Ben demiyorum. Ne derler biliyor musun? Siz derseniz ki Fenerbahçe her sene Rize'de şu kadar puanı garanti. Başkası da der ki senin de şurada altı puan garanti. Öbüründe bunun da şu kadarı garanti der. Ben demiyorum derler. Demeyin abi. Kalın sağın içerisinde. Siz kazandığınızda var eleştirirseniz e, diğeri de eleştirir var hakemini. Kusura bakma. Eleştirir abi. Bir de onu Daha mi? ya bu kadar daha yeni oldu ya işte bu futbol federasyonu. Yok şöyle, yok böyle seçimler oldu. Üçüncü Daha ilk haftadan ya. başladı herkes. E siz yapıyorsunuz bunu falan ama yönetim de yapar, normal. Yarın beş yaş yönetimi de yapar. Ama burada neşteri vuracak olan futbol federasyonu. Kedinin bacağını ilk gün ayıracaksın. Bülent. Kedinin bacağını ilk gün ayıracaksın. Hiç gözünün yaşına bakmayacaksın. Böyle ne dedik biz? Yöneticilere konuşma yasağı getirin abi. Hakemle ilgili bırakın teknik adam ya da futbolcu konuş. Her kulüp için geçerli bu. Başkan yöneticiler topa girmesin. Evet. Çünkü bilmeyen daha kötü eleştiriyor. Haklıyken haklılığını ifade edemiyor. Haksızken de zeytinyağı gibi üstüne çıkıyor. Her kulüp için konuşuyorum bugün Fenerbahçe kulübü o kadar güzel, o kadar net bir açıklama yapmış. Ama gönül isterdi ki Konya Spor maçından sonra Galatasaray bu açıklamayı yapmasaydı da Fenerbahçe de yapmasa, yarın Beşiktaş da yapmasa. Trabzonspor da yapmasa. Hocam biri yapınca diğeri yapmayınca camialarda dönüyor diyor ki değil haklarımızı mi? korumuyorsunuz konuşun siz diyor. Evet. Böyle bir kısır döngü bu. Jose Mourinho'nun e, grafik şeklinde maç sonrası e, yayıncı kuruluşa hakemle ilgili yaptığı açıklamayı bir ben sizlere hemen okuyayım. Arkadaşlarım ekrana getirdi. Önümüzde yaklaşık 50 maç var. Bu yüzden sadece 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız var. Aksi takdirde bu yükü kaldıramazsınız. Takım dengesi sağlandığında bu zorluğun üstesinden farklı bir şekilde gelebilirsiniz. Burada bu kalalım. teknik açıklama. Burada kalalım. Bir duralım ilk sayfada evet. Şimdi arkadaşlar bu açıklamanın evvelinde İsmail'in performansından den vuruluyor. Mükemmel oynadı. Taraftar onu çağırdı. Herhangi bir orta saha oyuncusu alırsanız İsmail Fred, Chmanski üçlüsü bozulur mu baba bir soru geliyor. Mourinho da diyor ki ligde 50 maç diyor, 11 maç değil diyor. Biz bir takımız diyor. Hani e, Mourinho'nun şeyi amacından çıkmasın. Anlatabiliyor Soruya cevap. He birlikte dinledik hatta soruyor aynen. Devamına gelelim. Haberi. Evet. İkinci sayfa. Ekrana geldi. Ben de Fred'in eksikliğini daha önce dile getirmiştim ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen bir daha hayatı boyunca 3 gol atmayacak. Onun takıma kattığı dinamizm farklı. Elimizde 2 tane daha Şimanski olsaydı ikisini de sahaya sürerdik. İlk dakikadan son dakikaya kadar harika oynadı. Bugün iyi bir maç çıkardık. Kötü bir hakem ve var kararlarına rağmen kazandık. Bunun nedeni şimdi, takımın gösterdiği iyi performans. Şimdi burada duralım. Mourinho niye harika bir teknik adam biliyor musun? Aynı zamanda harika bir motivasyoncu. Bugün bir defa Şimanski hiç harika oynamadı. Kazandığınız zaman kötü oynayan oyuncuyu ön plana çıkarırsınız. Onun da iyi oynadığını söylersiniz. Söylemeniz bunu rahmetli Davum da çok yapardı. Bugün hiç hiçbir maç yok ben sana söyleyeyim. Sanki geçen maçlara göre ben de sana sordum biraz yani farklı mı dedim. Harika bir maç oynamadı Şimanski. Ya şu övgüyü en azından Bu, hak edecek. Güven veriyor güven. Ben sana güveniyorum diyor. Ben sana güveniyorum diyor. Fred üç gol atmış onu konuşmuyorum diyor. İdare ederken bile bunu söylüyorum. İsmail'i oynadı diyor. onu konuşmuyorum diyor. Sana güven veriyorum diyor. Bu takıma da mesaj. Anlatabildim mi? Yoksa bugün Şimanski, Şimanski harika oynamadı. Fena maç, harika oynamadı ki Şimanski harika oynasın. Fred bireyselliği ortaya çıktı Fred'in. Doğru yerlerde bulundu. Anlatabildim mi? Yani bugün bakın 5-0 mükemmel bir sonuç. Ama 5-0'ın karşısında ne dersin? Mükemmel bir, daha, daha o düzeyde bir oyun yok. Kolay değil olamazdı. Olacak. Basamak basamak olacak. Ama diyor ki bak bu arada herhalde son 20 yılda hattrick yapan iki orta saha var. Biri benim Antep'te 3 gol. Yayınlamıştık geçen programlarda. Bir de birinde, evet. Fred. Büyük takım orta saha oyuncusu gol atacak diyorduk. Anladın mı? Hatta Getson'u eleştirdik. O da gitti orada iki tane gol attı. Büyük takım orta sonuçta böyle olacak Gideceksin abi. Skora katkı gideceksin. verecek. Ya siz gol. Gideceksin. Yani bugün e, orada Şımanski'ye güven veriyor. Öyle harika bir oyun oynamadı Şımanski. Hakemle de ilgili tek cümle geçmiş. Zaten açıklamayı da Fenerbahçe Kulübü resmi Şimdi. E, yayın organlarıyla yaptığı için tek cümleyle geçmiş. Ne demiş hakemle ilgili? Bir daha gelsin ekrana. O ikinci sayfada son satır. Çok kötü bir pardon çok, çok çoku ben ekledim. E, kötü bir hakem ve var kararlarına rağmen kazandık. Bunun nedeni takımın gösterdiği iyi performansı Takımı evet, Takım iyi performans gösterdi. İyi performans başka, harika performans başka. Evet, kötü bir hakem demiş. E, doğru bir yorum. Çok öteye gitmemiş. Kaldı ki Mourinho 2-2'lik Göztepe maçında Ceko'nun 15 metre offside pozisyonunu devam ettirip pozisyon bittikten sonra bayrak kaldıran hakemin elinesin ofsayt olmayan pozisyonda daha atak bitmeden bayrak kaldırması kaldırdığı pozisyonda bile yorum yapmamıştı. Ama Mourinho neyi öğreniyor? Dedi ki Türkiye'nin bana değil, benim Türkiye'ye adapte olmam lazım. Bu Demişti ona evet. Gözünün içine soka soka bunları söylemek zorunda. Öğrenmem lazım dedi buranın kurallarını. Bu adama dediniz ki adamı zorla bu işin içine çekiyorsunuz. Ben de olsam ben de yaparım. Yine tek cümleyle geçmiş. Orada kulübün açıklamasından da muhtemelen bir irtibat vardı. Yok, VAR hakemi ceza alsın. Yok, cezalandırılmalı. Yok. Kötüydü mi? ona Demez. rağmen yendik demiş yani. Demez. Değişiklikler hocam. Senin çok ısrarla merak ettiğin, maç izlerken de takip ettiğin, hatta kendin de not alırken işte bak şurada olması lazım. Bu dakika biraz gecikti. Niye çıkartmadı diye bütün maçları farklı bir gözle izliyorsun. 70'te yaptı e, skor artık 5-0 olduktan sonra. tabii Ceko'yu, Maximeni, Çağlar'ı ve Tadic'i. üçünü aynı anda e, Tadic'i daha sonra. En sonunda Levent Mercan değişikliği, Cengiz, Beka, İrfan, El Nesri'yi oyuna aldı. Cengiz'e sevindim sevgili Bülent. Biraz daha Cengiz'in sürü alması lazım. Yani bu kadar paralar verilen bir oyuncuyu böyle bir kalemde silip atmak kolay değil. Hı hı. Cengiz muazzam bir oyuncu. Ondan da bütün Fenerbahçe'lilerin, ülke futbolunun, milli takımın da beklentisi var. Şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Kaç yaşında abi Cengiz? 27 var. yaşında ya. 28 yaşında. Ciddi, Ciddi, Ciddi bir dönem var önünde de. Tabii ki. Yani şimdi yarın sezon bitti, Tadiş gidecek ama Cengiz devam etmeli. Örnek veriyorum. Cengiz'i de Mourinho kazanamazsa sen ben kazanamayız. Bir. Zaten Çağlar sakatlandı çıktı. Fret'in yanına Levent'i aldı. O biraz sanki süre alsın diye yapılan bir değişiklik galiba. Onu çok açıkçası anlamış değilim o değişikliği. Ee, zaten e, tadi sola geçti. İrfan Can da sağa geçti. Ceko ile El Nesli değişikliği de doğruydu. Ee, ben El Nesli 2-0'dan sonra da alırdım. Yani şimdi Ceko bir hafta daha ilk 11 oynamayı garantiledi. E, gol atıyor ama Ceko oyunda yok. Bak. Ceko top tutmuyor. Geçen seneki Ceko değil. Ceko savunmayı rahatlatmıyor. Ceko deplese olmuyor. Bir enstantane dikkatimi çekti. Sana da söyledim hatta. Tabii yani best 0 olmasından dolayı da o rahatlıkla da olabilir. Ceko yedek kulübesine oturduktan sonra Mourinho böyle bir 1-1,5 bir, bir dakika maçtan koptu. Hem Fred'le şakalaştı. Hem de döndü sırtını. Tabii biz o açıdan görüyoruz. Uzun süre Ceko ile bir şeyler konuştu. Maçla ilgili. Yani Ceko'ya çok farklı bir ilgisi, alakası, farklı bir bakış açısı var. Olmasa da elinde kalan bir oyuncu. Böyle tecrübeli böyle bir kariyerli oyuncuyla ters, niye ters düşsün ama düşmek de istemez. da olsan öyledir. Maksimum faydalanmak Maksimum istersin. Maksimum faydalanmak istersin. Gün gelecek o oturacak, el elinesi olacak ama el neslinin artık yavaş yavaş dakikasını artırmak lazım. Hatta ilk 11'de başlatmak lazım. Şimdi bu hafta cuma günü kimle? Ala Başak Alanya. Alanya. Alanya'yla. Belki de bu maça çift santrafor çıkacak tekrar. İçeride Kadıköy'de. İçeride olduğu zorcusuyla. için suyla. doğru da bir şey. Anlatabildim mi? Hem Ceko'yu kaybetmemek hem en kazanmak kolay bir şey değil. Zaman zaman birini oturacaksın. Her zaman ikisi mutlu olsun diye. ikisi mutlu olsun diyorsan sen mutsuz olursun. Bir baklasın maç gitmiş. İkisiyle de başlayacağın zaman olacak Göztepe yaptığın, Göztepe'de yaptığın gibi. Ama o gün kim iyi oynuyorsa formu onun olacak. Devam edecek. Kim düşmüşse eğer skoru da almışsan, onun yerine bir orta saha takviyesini mutlaka yapman lazım. Sevgili Bülent, yani kolay değil Cekoy'u, Tadiç'i. Bugün olsa bugün olsa Mourinho sezon başında Cekoy'la Tadiç geçen sene burada ol olmamış olsaydı düşünür müsün deselerdi, düşünmeyebilirdi Ama elinde böyle oyuncu var ve mukaveleleri var. Bunlardan maksimum katkıyı almak zorunda. Anlatabildim mi? Bu anlamda Tadiş C Ceko'nun Tadiş Ceko'yu biraz daha kontrollü değerlendirmeli. Anlatabildim mi? Yani onlara böyle 90 90 90 90 değil de artık böyle bir 60 45 bu süreleri vermeli. Hem arkadakilere hazırlayabilmesi için hem de bunlardan maksimum faydalanması için. Ha bunlar o da biliyor ki ya yani Avrupa Kupası geldiğinde, maç süresi arttığında bunlar da olacak. Bunlar da yavaş yavaş yapacaktır. Ya bir sürü diye var hocam evet. tabi. Avrupa Ligi var, Türkiye Kupası var. Hep maç trafiği artacak dediği gibi. Şimdi Mourinho'nun e, sesli açıklamaları da geldi ama öncesinde şu cümleyi söyleyip öyle pas atmak istiyorum. Sen özlü söz seversin. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Geçen sene 46 maç, 40'ı ilk 11, 25 gol 7 asist edinceko. Evet. Bu sezon önelemeler de dahil 7 maç, 7-11, 7 gol. Öyle ya da böyle. Bir de böyle bir rakam var yani. Rakama baktığın zaman Ceko oynar ama ben rakama bakarak konuşmuyorum. Tabii tabii yani hani yani elinde öyle. de Ceko var, var, var dedin ya maksimum. Bu sene için en azından bunu konuşmuyorum. Elinde Ceko var ama elinde El elnesi var. Dünyanın hiçbir yerinde. Şimdi şöyle söyleyeceğim. El Elnesi buradan yine hemen yanlış bir şey anlamasınlar. Bu takımın Haaland'ıdır. Rakam olarak. Bak, El Nesir Haaland'dır demiyorum. Bir bütçe ayırmışsın vermişsin. Onu artık böyle daha fazla daha fazla ve artık başlatman lazım. Bir de özgüven içinde artık atması lazım. Bol bol oynaması lazım. Değil mi? Yani Onu da kazanman lazım. Olması lazım. İlla bir tercih olacaksa El Nesir oynamalı Ceko beklemeli. Ceko gol attı diye şu anda insanların hoşnut ve takım kazandı. Sen maçın geneline bakıyorsun. Neler oluyor? Bütüne bakacaksın. Bitiyor. Parçaya değil. E, Ceko yani geçen seneki özellikle sezon başındaki e, şeyinde değil. Atikliğinde, çevikliğinde değil yani diyorum. De, top tutmuyor, depres olmuyor. Sav kendi savunmasını rahatlatmıyor. Anlatabildim mi? Kolay mı? 38 yaşında. o millet 38 yaşında. E, Ceko ile ben, ben köndönerken oynarken Ceko Wolfsburg'un kaptanıydı. O oynuyor ben bıraktım işte. Kolay mı? Takdir etmek başka bir şey. Ama süreyi de yani tamam. Bu evet bu adam iyi profesyonel. Ama bu demek değildir ki yani bu adam her maçta 70'i 80 90 dakikaları görecek. Görmeli diye bu anayasa kuralı değil yani. Önüne adam alındı. Yeri geldi mi çift santrafor oynar. Ama birinin vakti uzayacaksa, birinin süresi uzayacaksa, biri kenara alınacaksa o olacak zaman. Aslında şöyle bir akıl oyunu da yapıyorum zihinde. Hani senin bu dediğin olup artık enlesi de birkaç hafta içinde tam oturup ilk 11 oyuncusu olup gollere başladığı zaman bu planın içinde dinlenmiş bir Ceko belki de geçtiğimiz yıl Batshuayi'nin verdiği efektin daha fazlasını verir. Kesinlikle. Bir de öyle bir ihtimal de var yani. Beklenen o zaten. Olması gereken de o. Diri bir yavaş yavaş olacak herhalde. Özellikle iç sahada. Ya i̇ç fark etmez ama iç sahada ekseriyetle taraftarın da desteğiyle bir 40 dakika 35-40 dakika sonradan girip neler verebileceğini düşünebiliyor musun? Kenardan ortalar evet. geldi. Bir an zaman. bir an onu düşündüm yani. Çift santrafora döndüğün zaman, rakip yaslandığı zaman. Çok başka bir tablo çıkabilir ortaya. Mourinho'yu bir dinleyelim. Teknik direktör Mourinho neler demiş. Ne De böyle dinleyelim istedik. Ya şimdi Mourinho. Ben bu takım Mourinho ile 15 gol yemez derken. Bu spesifik ya 15 tamam 16 olmaz babında demedim. Öyle bir söylüyorsun ki insanlar saymaya başlıyor ya. <laughs> ben diyorum ki bu takım ligin en az gol yiyen takım olur. Olmalı da. Hala aynı noktada mısın? Bunu neye göre söylüyorum? Mourinho'nun kariyerine göre söylüyorum. Mourinho'nun yapabileceklerine göre söylüyorum. Takıma göre söylüyorum. Bu da olmalı. Sevindiğim bir şey var. Mourinho aslında geçen hafta kaybedilen bir maçtan sonra, puan kaybedilen bir maçtan sonra pek, pekala oturur Samandıra'da otelinde ayaklarını uzatır, prosunu yakar, şarabını içer ya da ne yaparsa yapıp, maçını da izleyebilirdi. Ne yaptı? Geldi Başakşehir Alanya maçını izledi. Çocuğum, ertesi gün anda. Ertesi gün. Bu yapması gereken bir şey ama bu kariyerde bir adamın da Belki de kolay kolay kimse gitmiyor hocam yapacağı şeyler değil. Herkes analistini gönderiyor, yardımcısını Antibet gönderiyor mi? vesaire. Çünkü bu adam bir şeyi kafaya koydu. Başaracak. Ha oyun mükemmel mi? Değil. Bir anda mükemmel olmasını beklemek de hayalcilik. Şu anda Morion eksikleri de var. Bu takıma bir sol bek lazım, bu takıma bir tane baba bir stoper lazım, bir tane orta sağ lazım. Fred'in herhalde gelecek bütçeyle. Şey, özür dilerim. Ferdi. Ferdi'den gelecek bütçeyle. Anlatabildim mi? Bir kısmı hallolacak. Artık bunu fırsat transferi olarak mı değerlendirirsin? Ya da bir tane nokta atış bir tane de Ferdi gibi yatırımlık bir oyuncu mu alırsın? Burada direkt hocanın eline bağlı olmadan, Cesus'ta düşülen hataya düşmeden. Cesus geldiği gün ne söylenir, ne de söylenirse alındı. Kulübün de havuzundaki oyuncular hocanın önüne verilerek. Hocanın da sunduğu oyuncular en doğru tercihler yapılarak bu açıklar mutlaka kapatılacak. Yanılmıyorsam önümüzdeki haftaki maçtan sonra bir milli takım arası var. Doğru. Altısında ve dokuzunda Uluslar Ligi maçları var. Bu 15 günlük ara sevgili Bülent. Milli takıma birçok oyuncu gitmesine rağmen takımın birlikteliği daha fazla antrenman yapması için de önemli bir şey. Bu arayı da iyi değerlendireceklerdir. Şimdi Cuma günü Galatasaray'dan da önce oynayacağı için iki maç fazlasıyla da olsa dört puan öne geçmek bu da psikolojik bir şeydir. ve baskıdır. Ki o erteleme maçı da galiba Fenerbahçe Galatasaray maç haftasında mı oynanacak? Öncesinde mi sonrasında mı? Olabilir. Bilmiyorum. Tam, tam, tam bir tarih ama. Yani, bir sıkışıklık yaşayacak tabii. Evet, Ertelenenler. Şimdi çok erken. Çok çok erken. Ben geçen sene Fenerbahçe 18'de 18 yaptığı zaman bile diyordum ki bir dakika bir frene basma yani performans olarak fizik olarak değil arkadan gelen bir takım var diyor çok 18 maç kazanmışken bunları söylüyorsam bugün de herhalde farklı bir şey söyleyecek daha çok erken Bekliyor musunuz öyle seriler hocam bu yok. sene ya ben şey hem çok Galatasaray anladım. hem Fener çünkü inanılmaz yok, bir şey oluyor bu sene yani bak yine e, böyle at başı gider gibi bir durum olur Galatasaray gerçi karışmaya biraz bu sene yatkın gibi duruyor. Bilmiyorum ama. E ama geçen seneki serileri çok beklemiyorum açıkçası. Çünkü niye? Her ne kadar daha lige iyi başlamamış olmasa da Trabzon bir takım kurdu. Beşiktaş nokta atışlar yaptı. Başakşehir hakeza öyle. Yani o puan baremlerinin yakalanacağına hiç inanmıyorum. Bir defa geçen sene 19 takımla oynuyordun. Bu sene 18 takımla oynayacaksın. İki maç o daha az olur. tabii iki tane az olur. Yani bu sene 18-36 maç kazansa 108 puan edersin. Yani 9 puan kaybetmen lazım ki 99'u yakalayasın. Öyle bir şey yok yani anlatabildim mi? Zaten ikisini kaybettim. Burada e, bu altı e, 6. haftaya kadar iç sahadaki Galatasaray maçına kadar. Yanlış olmam iç sahada herhalde ilk maç. İç Ve o maçla beraber yani o seriyi yapması lazım. Sonrası zaten camia kendinden havaya girer. Çünkü Mourinho ya gözlem yapıyor. Gözlem yapıyor. Oyuncuları gözlemliyor, camiayı gözlemliyor, medyayı gözlemliyor, hakemleri gözlemliyor. Rakibi gözlemliyor. Kolay mı yani? 50 günde, 55 günde, 60 günde bunları oturtmak çok kolay şeyler değil. Ama şunu söylemek de çok önemli. Oyunlar Rize Spor inanılmaz iyi başladı. Skordan şu olmasın bak. Skor harika bir skor. Ama skordan daha mükemmel oynadık. Tamam çok iyi değil. Bu yok. Sen ilk 10 dakika şunu söyledin yani bana izlerken. Bu acayip bir presle başladı Rize. Çok değişik başladı dedin. Anlatabildim mi? E, böyle olunca da e, şimdi Rize Spor kendi sahasında oynuyor. Bunun avantajını değerlenecek. Zekeri iyi oyuncu. oliveyon Olive, iyi oyuncu. E, Veresanovic iyi oyuncu. Anlatabildim Bireysel oyuncuları var. Hocalara özel bir hoca. İlhan Hoca bu ligi iyi iyi bilen bir hoca. E, geçen seneden de e, Ligi iyi bitirmişlerdi. Onun da bir avantajı vardı. Bu sene de 4 puanla başladılar. İçeride beraberlik, Başakşehir'le dışarıda Adana Demir'i yendiler. Bunda morali vardı. Ama e, işte önemli oyuncu. Fırat'ı boşa özlemiyor. Özle önemli. Anlatalım fret Orta saha onun gibi olacak. Onu da dinleyeceğiz ama kısa bir reklam arası ardından canlı yayın top bize devam ediyor. Canlı yayın top bizde bütün hızıyla devam ediyor. Hocam hemen bir Fred'i dinleyelim istersen. Maç sonrası 5-0'lık maç ve tabii ki maçın yıldızı yaptığı hat trickle ve oynadığı oyunla Fred maç sonu neler söylemiş? Fred e, hep konuşulan isimlerden biri. Sakatlık döneminde de e, Mourinho'nun, teknik direktör Mourinho'nun sözleri çok önemliydi. Bu akşam da yayıncı kuruluşta flash interview'da yaptığı açıklamalarda o kelimeyi yine kullandı. Yani işte o mis kelimesi aslında işte özlemek aslında tam özlemek değil tercümesi. Farklı anlamları da var. Esresli bir kelime olduğu için hani arıyoruz, yokluğunu arıyoruz her türlü. E, açıklamaları da böyleydi. Çok önemli bir gün geçirdi. Ama Mourinho'nun maç sonrası bir daha kariyeri boyunca da belki ettirik yapmayacak ama dedi. Bizim için çok önemli bir oyuncu dedi yani. Yani aslında orada söylemek istediği kolay değil tabii bir orta saha oyuncusunun devamlı. Yani kariyerinde 3 tane 4 tane eğer böyle 8 numaradan bahsediyorum. 3-4 tane etlerik yapan bir oyuncu var mıdır? Yaptım bu da zaten başka bir şey oluyor yani. Zidane yapmamıştır ya. Yani <laughs> baktığın zaman anlatabildim mi? Ee, bir daha diyor etlerik yapamayacak, derken yani zor diyor, çok zor diyor. Zaten onu Şaktar Donetsk'ten yanılmıyorsam ya o almıştı ya da United'a gittiğinde oradaydı. Eski oyuncusu. Bir Ferdi de bu ligin çok şey, Fred, bu ligin çok üstünde bir oyuncu. Yani şöyle işte bir Geçmişten şöyle Apya ile falan kıyaslıyorum. Mesela Fred çok daha önde mesela. Apya da çok büyük oyuncuydu. Oyunun ikinci tarafını çok iyi oynuyor. Abi orası bir çöplük. Seni kaleye götüren yer orta saha. Fred olmadı mı senin orta sahan şut atmıyor. Senin orta sahan ne gidiyor ne geliyor. Evet İsmail Savunma'nın önünde duruyor. Ama herkesin bir görev bölümü var. Fred bu takımın olmazsa olmazlarından biridir. Mutlaka Fred'e bir tane partner bulunmalıdır. Fred'in daha rahat gitmesi için. Yani gittiği zaman arkaya bakmaması lazım. O beklediğin 6 numara transferi olduğunda nasıl bir tertibat bekliyorsun orada? İşte Şimanski var, o var. Şimdi, mutlaka bakın biraz tanıyorsam birbirlerini ya, oraya birbirini tanıyan oyuncular olacak. Ya Fırat'ın belki bir şey bildiğim için söylemiyorum. Belki beraber oynadığı oyunculardan biri olur. Aynı ligde oynadığı oyunculardan bir, Böyle biri olması lazım. Anlatabildim mi? Şimdi İsmail de muhteşem bir performans sergiliyor. Ama gerçek anlamda tam böyle savunmanın önünde orayı dolduran ya işte bekler ata çıktığı zaman yerine kalan Fred gittiği zaman onun bölgesini kapatan İsmail de bunları elinden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. İsmail bu takımın belki en fedakar oyuncularından bir tanesi ama orada bir tane böyle baba bir orta sahaya ihtiyaç var. Bunun sekiz numara olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama öyle bir adam aldılar ki ikisini de oynayabilir. Bazen İsmail yeni gelen adam Fred de oynayabilir ama onun Fred'in yanındaki diğer adamın İrfan olmasını çok isterim. Çok iz bıraktığı için bu örneği vereceğim. Daha önce de konuşmuştuk. Josef de Souza gibi bir oyuncu mu? Yani, yani hem Fenerbahçe'den Beşiktaş'ta. Josef de olur. Joseph de olur. E, tabii bütün işler yaptı. Yani e, kolay mı bu, bu, zamanda ligler başlamışken hani bazen şu var. Fırsat mı yakalıyor? Pazara son giden çürük mal alır yani. Bu bir gerçek. Önceden e, tabi sen çok yani zengin aileler yetiştiğin için şimdi bizim gece kondolarda falan oturmadığın için. Ben pazarda ülkeler... su sattım hocam yıllarca. Sattın mı? Çocuk yıllarımda. Ben de sattım. Buz gibi soğuk sudan içer. Ya, çok iyi söylerim de burada bağırmayayım yani. yani. Son Gittiğin zaman böyle diyor. bizim kulüplerimiz maalesef pazara geç gidiyorlar. Bu Fenerbahçe için değil, Galatasaray içinde, de, Beşiktaş için de. Çünkü imkanlar anca bu kadar. Böyle her istediğini böyle çatır çutur alamazsın. Bir takıma iki tane 50 milyon euroluk oyuncu alamazsın. Dolayısıyla bir fırsat transferi yakalayacaklar. İşte Avrupa'da transfer bittiği gün şu kulüp diyecek ki ya ben bunu çıkarmak istiyorum elden alır mısın? Böyle oyuncular mutlaka gelecektir. Bir tanesi değerlendirilecek. Orada da mı yönlenirsin. Mallık malısın hani futboldaki tabirle. Ben ona bakmam. Ben faydaya bakarsın bu sene. Doğru adama bakarım. İster kiralık al, ister mallığın. Sonraki iş. O sonraki iş. Ben orada artık ee, yani böyle orta saha oyuncuların, ön oyuncudan bak sevgili Bülent mesela Pierre topun başına geldi mi derdik ki tam penaltı atıyoruz derdik. Tabii yarım penaltıydı o. Kaç metre olursa olsun. İyi kalecim varsa bilirsin sana güven verir. İyi stoperim varsa öndekiler bilir ki arkamda iyi stoper var. İyi orta varsa stoperler der ki ya bunlar bize gelmeden bu işi bitirir. Önde iyi adamın varsa onun arkadakiler yani orta saha oyuncular der ki tamam abi biz bu topu buraya geçirelim bunlar işi bitirir. Bu bir halkadır anladın mı? Puzzle'dır. Onun için o puzzle'ları tamamlayacaksın abi. Bir sol bek, bir orta saha bir stoper. Tamamlayacaksın. Şu anda en önemlisi Fred gibi gözükse de Fred'in yanına gelecek adam gibi gözükse de bana göre en önemlisi stoper ve sol bek. Çünkü Fred'in yanına Evet oraya bir tane alacak. Yanına mı arkasına mı? ikisini birden oynayabilen bir adamı Bilemem. Ama onu yine takımın içinden kompanse bir şekilde edebilirsin. Ama bir tane bek ve bir tane stoper bu takıma lazım. Lazım. Bir son açıklama daha var. Ciku. Yine 5-0'lık krize deplasmanından sonra bakalım neler söylemiş. Grafik olarak ekranlara geliyor. Alexander Ciku. Fenerbahçe camiasına ve Damun ailesine bas sağlığı diliyorum iyi bir maç çıkardık. Hem ofansif hem de defansif anlamda iyi oynadık. Gerçek Fenerbahçe'yi gösterdik. Hem gol yemedik hem de çok fazla gol attık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Zor bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de analizimizi yapmıştık. Rize Spor taraftarları da takımlarını iyi itti. Biz golü erken bulunca maçın çözülmesini sağladık demiş Alexander Ciku. Şimdi bak. Geçen hafta Göztepe maçında atılan ilk gol, ilk iki golün dakikası bana sor bir teknik adam olarak derdi de ki ya devrede 3'te 5. dakikada attığın 2 golle mi 2-0 öne geçmek istersin 43'te 45'te attığın 2 golle mi öne geçmek istersin? 3-5 diyeceksin. Hayır canım. Ha son diyeceksin. Tabii. Bir rakip çöküyor. Süpkesi oluyor soyunma odasına giderken. De oyunun koca bir yarısı bitmiş oluyor. Abondere vaziyette çıkıyorlar ikinci yarı. Tabii eliniz. ama buna rağmen mesela <laughs> geçen, geçen hafta Fenerbahçe o anlamda e, değerlendirememesi iyi bir şey değildi. ama bugün değerli bugün bireysellik daha fazlaydı yani. Fer, e, bireyselliği e, yani her zaman öne, öne geçtiğin zaman rahatlayamayabilirsin de. Bu bir gerçek yani. Her zaman böyle devre arasına giderken de devreye girerken de gollerde bulamazsın. Oyun disiplinden kopmayacaksın. Takım birbirine bağlı olacak, birbirine yakın oynayacak. Yani şimdi bak Ciku mesela ben mesela Ciku biz büyük takım stoperi gibi iş görmüyoruz. Daha çok bak, inanılmaz mücadeleci bir oyuncu. Çabuk ama tek hamleli bir oyuncu. Kesici bir oyuncu. Anlatabildim mi? Sıkıştığın zaman geçen sene de yaptılar bir iki defa. Ama fena bu ligde Cikuyu çok ha İsmail olmaz. İşte orada mevcut kadroda olduğu için söylüyorum. Kırnıç olmaz, o olmaz. Hiç altı numaran kalmaz da. Ciku atarsın oraya. Hani Fenerbahçe'den üstün bir takım yani. Baktığın zaman iki önlü bir oynamaya mu muhtaç kalmayacağım bir kalacağım bir rakip yok ki bu ligde. Ciku'yu orada da kullanabilirsin. Onun için Ciku fedakar bir oyuncu, iyi bir profesyonel belli. Kolay kolay şey de yapmıyor. Sakatlık falan da kolay kolay çok yaşamıyor. Ama ee, böyle bu high level bir stoper değil değil. Çağlar'ın evet. yanına oraya bir adam lazım. Tabii yani şimdi geçen hafta ile ilgili tekrar tekrar aynı defterleri açmayalım ama bu konuda ben de eğer müsaade edersen fikrimi söyleyeyim. Geçen haftaki Göztepe maçında o 2-0'dan sonra ikinci yarının başlarında yaşanan sağ dışı olaylarında ben hem kenar yönetimi hem de sağın içindeki oyuncuları etkilediğini düşünüyorum. Düz, düz. Yani şöyle düşün ki hocam bak burada yayın yapıyoruz. Allah göstermesin karşımızda iki tane arkadaşımız, iki tane kameraman arkadaşımız bir anda birbirine girse kamera arkasında senin konuya toparlanman, aklının dağılması, tekrar konsantre olman 10-15 dakika sürer. Yani ben direkt odur demiyorum ama Ona da, etkeni vardır. Sevgili Bülent, kenar yönetiminin ligi bilmediği için, bu ülkeyi bilmediği için, belki böyle şeyleri hiç yaşamadığı için etkilenmesini anlarım. Ama oyuncunun etkilenmesini anlamam. Ben oyuncunu diyorsam orada hemen bir anda başkanın Başım, etrafına bakarım. etkilemiştir, Maksim'i etkilemiştir. Ya, Burayı Maxime, ki. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Önemli değil. Maksim yeni, El yeni. Diğerleri yeni mi? Hemen gidelim orada başkanın etrafını sararsın. Hemen bir bütünlük sağlarsın, bir beraberlik gösterirsin. Ne oluyor dersin? Biz takımız dersin. Kenara çekebilirsin. Bolcuyu motive etmesi lazım. Bak teknik adamı demotive sen edebilir. Sen evet o taraftan bakıyorsun, ters motive ediyorsun. Ben de bir parça etkisi vardır diyorum. Hangi takım olursa olsun sadece Fenerbahçe ile alakalı değil. Beşiktaş'a geçelim. Geçelim. Beşiktaş'ın transferi bir tane transferi daha dün akşam konuşmuştuk. Geldi büyük ihtimalle bitti demiştik. O görüntüleri arkadaşlarımız ekrana veriyorlar. Bu e, Bundesliga'dan Augsburg takımından Beşiktaş'ın transferi 26 yaşında. Volkswagen e, ve 1860 Münih formaları da giydi. Evet son geçen sezona kadar e, ciddi sakatlık problemleri var ama geçtiğimiz sezon bunu tamamen atlatmış gözüküyor. Tüm maçlarda ki sevgili Ümit Özat hocam da ne dedi dün gece e, izlemeyenler için bir daha hatırlatalım. Bundesliga gibi bir yerde 33 maçın yani 33'ünde de oynuyorsan ve stopersen ve 26 yaşındaysan e, bu transfer e, asla ve asla e, kötü bir transfer değildir dedi. Başlangıç açısından. Hiç bilmeden bir şey söyleyeyim mi? Hiç izlemedim. İstanbul'a geldi bu arada görüntüler geliyor ekranı. Koleyden kötü olacağına inanmıyorum. <laughs> Bak hiç izlemeden bir şey söyleyeyim sana. Sol bek bile oynasa, eğer sol ayaklıysa ki belki de o düşünülerek, sol stoper alın, o düşünülerek alınmış olabilir. Belki sol bek. Masuaku'dan kötü olacağına hiç inanmıyorum. Aklın yolu bir ya. Ben sana 33 maç oynamış. Bir de buradaki referans hocam şu olmalı. Sen de söylüyorsun. Bu sene özelinde Beşiktaş yönetiminin boş transferi yok. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani Rafa Silva'sından tut. işte Paulista'sından tut. İmobilesinden tut. Çaykur gelen senin de taleben Emirhan'dan tut. İşte Fransa Paris Saint Germain'den gelen genç, gelecek vadeden, yeteneğinden tut. Yani orada bir kredibilitesi var. Şunu da hissediyorum. Anlaman bütün oyuncular iyi bu sene. Şimdi bu Felix'te kimi görüyorum biliyor musun? Kimi görüyorsun hocam? Beğenirsin beğenmesin. Atilla Salayı iyi görüyorum. Hangi anlamda görüyorum biliyor musun? Mesut geldiğinde havaalanı yıkılıyordu. Bir gün sonra Atilla Salahi geldi. iki kişi karşıladı. <laughs> Dedim ki bu para kazandırarak gider. Ki öyle oldu. Mesut da zor bir ortama geldi. tabii ki Mesut büyük futbolcuydu ama e, o geldiği zaman havalimanının havalimanının dolması veyahut da Rafa geldiği zaman havalimanının dolması bunlar normal ama böyle sessiz gelen oyuncular çok ses getirir. Bak unutma. Böyle sessiz gelen oyuncular çok ses getirir. Çok sesli gelenlerin de çok ses getirmediğini görmüşümdür Bülent. Evet. Bir de hocam bu sene gelen oyuncular Beşiktaş'a şey, hep boy ortalaması 1.85, 1.90, 1.95 ortası adam tut, stoper'e kadar. Dün yayında rahmetliyi andık, hatırlar mısın? Bir konuyla alakalı konuştuk rahmetliyi. Sonra tabi ölüm haberini alınca Dün demiştim ki ya bu oyuncuyu bir izleyeceğim. Hiç şeyimiz kalmadı ki bugün yani. Şey yapamadık ama bakacağız. Zaten 3-5 güne zaten maçlar önemli, önemli stoper hocam. Önemli stoper oldu Beşiktaş. E, bakalım tabii, e, ne oynayacağını hep birlikte görüyor olacağız. Son olarak e, Avrupa haftası artık. Evet an itibariyle. Önce Galatasaray, Young Boys, arkasından tabii ki Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir hepsi kozlarını paylaşacaklar. Hepsi içeride oynuyor. Hepsi ülkede, Türkiye'de. Şimdi Galatasaray'da bir karışıklık var. Yani aynı yönetimdeki iki tane çalışanın söylediği birbirini tutmuyor. Mesela Cenk Ergün'ün Kerem Aktürkoğlu ile ilgili söyledikleriyle o Neydi o bir Hatipoğlu vardı ya. Evet. Kim o? Yönetim kurulu üyesi. İb ne, adı neydi? İbrahim Hatipoğlu. Sayın Hatipoğlu evet İbrahim evet. Hatipoğlu. İkisinin söylediği birbirini tutmuyor. Dursun Başkan'ın da açıklamaları var. Anlatabildim mi? Kerem'e bir mobbing olduğu belli. E şimdi Abdülkerim yok. Davison Sanchez yetişemez. Tam Olum net değil ama öyle gözüküyor. Kaan Stoper oynar. Gelen oyuncuların içeride yükü taşıyan oyunculardan daha fazla almasın. Bunlar detay. Hatta şey dedin onu lütfen unutmayalım. O çok önemliydi. Getirir. Keşke dedin. Kırmızı kart görmeseydi Abdülkerim. Yine 3-2 bitseydi ama bu maçta oynasaydı. Yani şimdi en azından eksiğin bir şekilde birbirini tanıyan iki oyuncu oynardı. Ha şunu da söyleyeyim. Kaan Nelson, Abdülkerim Nelson mi dersen ben Kaan Nelson derim. Abdülkerim'i beğenirim. Ama gittikçe kalınlaşıyor. Yani manevrası böyle ağır oyuncu. Yani Galatasaray geriye düştüğü zaman e, Abdülkerim'in arka tarafından Galatasaray'ı analiz etmek e, çok daha kolay. Velhasıl gelen bir Avrupa maçı. Galatasaray'ın Young Boys'u yenecek gücü var. Bu bir gerçek. Ama e, dediğim gibi Galatasaray maalesef diğer takımlarımız gibi de ben. Pozisyon veriyor. Young Boys pozisyona da girer. Gol de bulur. Onun için Galatasaray'ın böyle maçın başında e, hakemin ilk düdüğüyle beraber oyunu bir şekilde kopartması lazım diye. Norveç'li hakem. Norveç'li hakem yönetecek. E, mücadeleyi. Norveç'li hakemi. Beşiktaş'a e gelince onu da konuşalım biz. E, tabii ki hemen. E, sırrı Burada sırrı en, zorlu beşleş en zorlu maç Beşiktaş maçı. En zorlu maç Beşiktaş maçı. Eksen'de canlı ben veriliyor. Bir tık daha ileri gideyim mi? Hatırlar mısın? Üç bir içeride bir şey söylemiştim. Evet maalesef hatırlıyorum hocam. Bu maç 3-3. Üç, 3-3'e üç. Üç, üç gelecek dedim bu maç 3-1 de bir Lugano'nun İnönü stadındaki maçta şansı yok diyemezdim. Bak Beşiktaş 3-1 alıp gelse de gol ve goller bulabilir. Hani deplasmanda atılan gol şeyi kalktı ya. Lugano'nun şansı yok diyemezdim. Sıfır sıfır başlıyor maç. Gent işte. çok bilmiyorum. Ama orada şu ifadeyi kullanmıştım. İrlanda yağışlı hava çok bir yağmur bir altında oynandı. Bu. Başakşehir zor kazanır ama kaybetmez demiştik hatırlarsan. Evet. Ama şimdi Başakşehir'in bir kalite farkı var. Bunu o çağdaş oyuncu, o çağdaş oyuncu o yerden oyun zaten çabuk oyunla bir şekilde onun üstesinden gelecektir. Trabzonspor'la ilgili bu sene nötrünmüş bir yani bir türlü e böyle bu takım bir öngörüde bulunamıyorum. Tek bulunduğum öngörü Abdullah Avcı'nın yani olmasını istemem. Ruhen yani iyi olmadığı ve devralasını göremeyeceği yönünde. Bunu istediğim için söylemiyorum. Bir de elimizde bir veri var. Henüz maç kazanamadı. Evet. Maç da kazanamadı. Ama Trabzonspor'da kadro olarak kalenden maddi olarak da kalite olarak da fersa fersa iyi takım. Evinde oynayacak o da. Umarım bütün takımlarımız turatlar sevgili Bülent. Peki hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yarın e, yine hem Eksen YouTube için haftanın özatını çekeceğiz. Akşam evet. yine top bizde de birlikteyiz. Sevgili Evren Turan da katılacak bize. Salı günü Galatasaray maçı var. Öyle mi? Ee, Perşembe günü Beşiktaş maçı Eksen'den canlı yayınlanacak. Onun da yine maç öncesi, devre arası, sonrası tüm gün stat'tan da yayınlarla birlikte olacağız. Yorumların için teşekkür ediyoruz. Ağzına evet. sağlık. Bir kez daha senin nezdinde hem tüm Fenerbahçelilerin hem tüm Beşiktaşlıların, Türk futbolunun başı sağ olsun. Christoph Daum'u bir kez daha saygı, sevgiyle ve minnetle analım. Ve bu programın da sonuna geldik. Dolu, spor dolu Avrupa haftası bizi bekliyor. Hem Eksen YouTube'da hem de TV8.5'da programlarla sizlerle birlikte olacağız. İyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.